2023-2024 sezonunun sonlarında Real Madrid formasıyla büyük bir çıkış yakalayarak Carlo Ancelotti'nin gözüne girmeyi başaran Arda Güler, Euro 2024'ün de gözde genç yeteneklerinden biri oldu. Gürcistan'a uzaktan attığı gol ile Avrupa basınının da manşetleri süsleyen Arda Güler, Los Blancos'tan takım arkadaşı olan Alman milli takımının yıldızı Toni Kroos'tan büyük bir övgü aldı. Real Madrid ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Arda Güler, Euro 2024'ün şu ana kadar en fazla konuşulan genç yıldızı yıldızlarından biri olmayı başardı. 19 yaşındaki süper solak sık sık manşetleri süslemeye devam ediyor. Arda Güler Euro 2024'te Instagram'da takipçi sayısını en fazla artıran futbolcu oldu. Arda Euro 2024 başladığından bu yana Instagram'da 1 milyon 93 669 yeni takipçi elde ederek tüm dünya yıldızlarını geride bırakmayı başardı. Apoestas Deportivas isimli internet sitesinin derlediği listede Arda Güler'in arkasında ikinci sırada Cristiano Ronaldo yer aldı. Portekiz Süperstar 996.661 yeni takipçi elde etse de Arda'yı geçemedi. Euro 2024'te F grubunu ikinci sırada tamamlayan A milli takım son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. A Yıldızlar salı akşamı 22'de Leipzig'te güçlü rakibiyle çeyrek final için mücadele edecek. TFF'nin yayınladığı Euro 2024 son 16 biletinin hikayesi videosunda Arda Güler'in karşılaşmanın sonucunu doğru bilmesi dikkat çekti. Euro 2024'te A milli takımımızın çok şeyler beklediği Arda Güler Tahmininde tam isabet sağladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabından A Milli Takım'ın Euro 2024'te son 16'ya kalış hikayesini anlatan maç önü ve maç sonrası anlara dair görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Arda Güler'in Çekya maçının skorunu doğru tahmin etmesi dikkat çekti. Videoda Arda Güler'in Ferdi Kadıoğlu'na Çekya maçını kastederek ederek "Yarın ne olur? Kazanır mıyız? Berabere mi?" dediği görülüyor. Sarı lacivertli oyuncu ise "Sence kaç kaç biter? Cevabını verdi. Bunun üzerine Arda Güler 2-1 Ferdi Kadıoğlu ise 3-1 dedi. Öte yandan Real Madrid'in orta saha oyuncusu Arda Güler'e övgüler yağdırmaya devam ediyor. Los Blancos'tan Arda'nın takım arkadaşı olan Almanya milli takımının yıldızı Toni Kroos'un 19 yaşındaki futbolcuyu övdüğü ortaya çıktı. İspanyol basınından Defense Central'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi. Valde Debas ofislerinde Almanya'da olup biten her şey yakından takip ediliyor. Avrupa şampiyonası Almanya'da düzen ve 2024-2025 sezonu için büyük sonuçlar çıkarabilecek bir turnuva olarak göze çarpıyor. Carlo Ancelotti önderliğindeki teknik ekipten bazıları Arda Güler'in turnuvaya en büyük etkiyi yapan oyunculardan biri olduğunu vurguluyor. Onun kalitesini fark eden sadece Real Madrid'in teknik ekibi değil, Toni Kroos da Arda Güler'in çok yetenekli olduğunu fark etti. Alman Yıldız Arda ile Real Madrid'de onunla birlikte bir sezon geçirdi. Toni Kroos'un Arda Güler'le ilgili sözleri dikkat çekiciydi. Yıldız futbolcu yakın çevresine Madrid'de onu alkışlamak için bazı antrenmanları bile durdururduk. O gerçekten çok iyi. itirafında bulundu. Amili takımımız Avusturya ile oynayacağı Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçı için hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Vincenzo Montella da kritik maçın 11'ini oluşturdu tutmaya başladı. Basing kampta bulunan A Milli Takımımız Avusturya ile 2 Temmuz Salı günü Leipzig'te oynayacağı son 16 turu maçının hazırlıklarına başladı. Bir günlük iznin ardından sahaya inen A Yıldızlı futbolcular, teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda ısınma ve programdan sonra taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Sarı kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın'ın yokluğunda Avusturya maçının 11'ini belirlemeye çalışan Montella'nın Arda Güler'i merkeze kaydırarak sağ kanatta İrfan Can Kahveci veya Kerem Aktürkoğlu'na görev vermeyi planladığı bildirildi. Samet'in yerinde ise cezası biten Abdülkerim Bardakçı ilk 11'de yer alacak. Arda Güler ve milli takımımız hakkında basında çıkan haberler bu şekildeydi. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.